Yeni bir çalışma, 30 yılda büyük bir kısmını kaybeden Antarktika'daki kıyamet buzulunun düşünüldüğünden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları, buzulun erimesinde iklim değişikliğinin yanı sıra dünyanın çekirdeğinin sıcaklığının da etkili olduğunu ilk kez ortaya koydu. Uzmanlar, söz konusu buzulun tamamen erimesini küresel deniz seviyelerinde büyük yükselmelere neden olarak felaketleri peş peşe getireceği konusunda uyardı. Bilim insanları Batı Antarktika'nın dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Buna kanıt olarak ise, kıyamet buzulu olarak da bilinen Thwaites buzulundan başka bir yere bakmanıza gerek yok. Son 40 yılda 595 milyar ton buz kaybetti. 1980'lerden bu yana Thwaites buzulu tahmini 595 milyar ton buz kaybetti ve bu süre zarfında tek başına yıllık küresel deniz seviyesindeki artışa %4 katkıda bulundu. Buzulun altındaki suyun ve atmosferin sıcaklığının artmasına neden olan küresel ısınma nedeniyle son 30 yılda önemli ölçüde hızlandı. ABD'de yapılan yani bir çalışma ise, sınan okyanus ve atmosferin Thwaites'i uçurumun eşiğine getiren tek faktör olmadığını gösteriyor. Communications Earth ve Environment dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar bölgedeki jeotermal ısı akışının yeni haritalarını oluşturmak için Batı Antarktika'dan gelen jeomanyetik alan verilerini analiz etti. Jeotermal enerjiye maruz kalıyor. Bilim insanları, Batı Antarktika'nın altındaki yer kabuğunun Doğu Antarktika'dakinden çok daha ince olduğunu buldu. Batıda 17 ile 25 kilometre kalınlığındayken, doğuda yaklaşık 40 kilometre kalınlıkta olduğu görüldü. Bu durum ise kıyamet buzulunun kıtanın diğer tarafındaki buzullardan çok daha fazla jeotermal ısıya maruz kaldığını ve dünyanın çekirdeğine daha yakın gösteriyor. Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı Ricardo Diadec, ölçümlerimiz, kıyamet buzulunun altında yer kabuğunun yalnızca 17 ile 25 kilometre kalınlığında olduğunu ve metrekare başına 150 miliwata kadar jeotermal ısı akışının meydana gelebileceğini gösteriyor, dedi. Diğer taraftan, Batı Antarktika bir okyanus çukurunda bulunduğundan, deniz tabanının altındaki kabuğun Doğu Antarktika'nın altındaki kabuktan çok daha ince olması bekleniyordu. Araştırmacılar, bu nispeten ince kabuğun, gezegenin üst mantosundan ortalama 200 santigrat derece sıcaklıklara maruz kalan, daha fazla ısı emmesi gerektiğinden, milyonlarca yıl boyunca buradaki buzulların oluşumunu ve evrimini etkilediğinden şüpheleniyorlardı. Isı AKIŞINDAKİ fark ilk kez ölçüldü. Yeni çalışmada, bilim insanları ısı akışındaki bu farkı ilk kez ölçtü. Ekip, çeşitli manyetik alan veri kümelerini kullanarak, Antarktika boyunca çeşitli noktalarda kabuk ile manto arasındaki mesafeyi ve bu bölgelerdeki bağıl ısı akışını hesapladı. Farklı kaya türleri ısıyı farklı şekilde ilettiğinden, buzulun deniz tabanıyla buluştuğu yerde buzulun ne kadar sıcak olduğunu tam olarak ölçmek zor olsa da, araştırmacılar, batıdaki bu ekstra ısı kaynağının kıyamet buzulu için yalnızca kötü haber anlamına gelebileceğini söyledi. Buzullar artık tamamen DONMUYOR. Çalışmanın ortak yazarı Karsten Gohl, büyük miktarlarda jeotermal ısı, örneğin, buzul yatağının tabanının artık tamamen donmamasına veya yüzeyinde sürekli bir su tabakasının oluşmasına neden olabilir, diye konuştu. Gohl, bu koşullardan herhangi birinin buzulun zemin üzerinde daha kolay kaymasına neden olarak buzulun buz kaybının önemli ölçüde hızlanmasına neden olabileceğini sözlerine ekledi. Küresel deniz seviyelerinde ORLAMA 65 santimetrelik bir artış. Öte yandan bilim insanları söz konusu durumun gezegenimizin tamamı için büyük riskler oluşturduğunu söyledi. Çünkü kıyamet buzulunun tamamen erimesi, küresel deniz seviyelerinde ortalama olarak 65 santimetre bir yükseliş anlamına geliyor. Domino etkisi yaratacak. Bu durum ise dünyadaki denize kıyısı olan ülkelerde büyük bir felaket demek. Dahası, Batı Antarktika buz levhasının kenarını tıkayan kıyamet buzulunun yok olması, buz kaybının Antarktika'daki tüm bölgede çarpıcı bir şekilde hızlanarak küresel deniz seviyesinin eşi benzeri görülmemiş düzeyde yükselmesine neden olabilir. Sonuç olarak, söz konusu çalışma sayesinde araştırmacılar yakında Antarktika'nın altındaki ısı akışı ölçümlerini daha da geliştirme şansına sahip olacaklar. Şu anda Güney Kutbu'nda, kıyamet buzulunun yatağına kadar uzanan buz çekirdeklerini delme misyonları da dahil olmak üzere büyük bir uluslararası araştırma projesi yürütülüyor. Bu çekirdek örneklerden elde edilen ısı akışı ölçümleri, bilim insanlarına kıyamet buzulunun ne kadar zaman kaldığı konusunda daha iyi bir fikir verecek.